Yürü hadi. Yürü lan. Siz iyi misiniz? Ne yaptınız bu adama? Sizi hastaneye götürmemi ister misiniz? Leyla Hanım. Bırak. Gerek yok. Korkmayın benden. Sizi polise götüreyim. Hem şikayetçi olursunuz. İstemez kızım. Ben nasıl insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız? Anlamıyorum ki ben. Tümrünüzün niyetliği mazlum insanların canını yakmak insanlık mı? Yok. Siz insan falan değilsiniz. Vicdansız birer canavarsınız. Nerede o? Leyla Hanım yok dedim ya, dışarıda. Peki. Ara o zaman. Onu burada odasında bekliyorum. O patron dediğiniz zorba gelinceye kadar da gitmeyecek. Peki Leyla Hanım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Adnan? Ne demek Anatolium Holding'deki bütün hisselerini bana devret? Ha? Sen çıldırmış olmalısın. Ha, gerçekten çıldırmışsın sen. Neden bu kadar tepki verdin ki? Anlayamıyorum. Sen yüzümü görmemek için ne istediğini sordun. Ben de söyledim. İş hayatında pazarlık en doğal hakkımız. Öyle mi? Peki. Tamam. Sen elinden geleni ardına koyma. Ben de öyle. Bakalım işin sonunda kim kazanacak? Gerçekten tüm bunların sonuçlarına katlanmaya hazır mısın? Benimle bir savaşa var mısın? Sistemi gözünüzü üzerinden ayırmayın. Ben hemen geliyorum. Dışarı çıkın. Yalnız bırakın bizi. Emredersiniz efendim. Nihayet geldin kızım. Sana değil. Senden hesap sormaya geldim Adnan Korkmaz. Neyin hesabıymış bu? İzimi buldun değil mi? Peşime adamlarını taktın. Konuşsana. Ya cevap ver. Bir kez olsun dürüst ol. Peki. Gerçekleri duymak istiyorsun öyle mi? Anlatacağım. Peki. Dinliyorum. Yalnız anlatacaklarım hoşuna gitmeyecek. Yıllardır olduğu gibi yine kendi hayal dünyanda yaşıyorsun değil mi? Ben senin peşine adam falan takmadım. Seni rahatsız eden birilerim var. Bak bir sorunun varsa söyle bana. Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Sakın. Sakın kendi pisliğini bana bulaştırmaya kalkma. Her şeyi çok yanlış anlıyorsun. Çok. Hiçbir şey senin gördüğün gibi değil kızım. Bana sakın kızım deme. Senin kızın olduğum için kendimden utanıyorum. Sen istesen de istemesen de benim kızımsın. Evet. Bunu değiştiremem. Ama unutabilirim. Senden uzakta çok güzel bir hayatım var benim. O yüzden sakın karşıma çıkma ve bana yardım etmeye de kalkma. O kanlı ellerine bulaştırma bana. Sana söylüyorum. Sen eli kanlı, zalimden başka hiçbir şey değilsin. Eğer peşime bir adam taktıysam o serseriyi de bulacağım. İkinizi birden hapse tıktıracağım. Bana yaptığın zorbalıkların hiçbirine boyun eğmeyeceğim. Hayatımı bir kez daha mahvetmene izin vermeyeceğim. Bunu iyice aklında kazı Adnan Korkmaz.
Cihan. Gel evlat. Bizim hakkımızda ne düşündüğünü sen de kendi kulaklarına duydun değil mi? Leyla'nın gözünde biz birer katil caniden başka hiçbir şey değiliz. Onun pembe bir dünyası var. Bizi asla anlayamaz. Ama gün gelecek, ikinize de teşekkür edecek. Ama sen aklını bulandırma. İşine odaklan, kızımı bana getir. Yalan söyleyecektin bana. Elin kanlı bir cani olduğunu ne kadar saklayacaktım benden. Bana sakın kızım deme. Senin kızın olduğum için kendimden utanıyorum. Sen istesen de istemesen de benim kızımsın. Senin kızın olduğumu bilmek bile canımı acıtıyor. Seni gördüğüm her an çektiğim acıları, yaşadığım utançları hatırlıyorum ben.